Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bayram günleri devam ediyor. Arkadaşlar bugün sizlere Sedat Peker bilmecesi hakkında kısa bir yorum yapmak istiyorum. Aslında Türkiye'de iç gündeme fazla girmem. Bunu biliyorsunuz. Bunu da dün sizlere söz verdiğim için yapacağım. Çok fazla talep geldiği için. Şimdi düşünün dünyada bir değişim var. 21. yüzyıl dijital dünyasına gidiyor. Türkiye'nin bu konuda çok ciddi adımlar atması gerekirken aynı zamanda Yunanistan, Doğu Akdeniz'de, Ermenistan o tarafta, PKK, Suriye'de, Amerika Birleşik Devletleri her yerde birçok problemle uğraşırken dışarıda Türkiye olay döndü yeni, yeniden Sedat Peker'le Türkiye'nin içerisinde kendi, enerjisini kendi içinde harcamaya yönelik bir konuma geldi. Böyle sıkıntılı bir dönemde bu takilde gündem oluşması da çok manidar buluyorum. Borçlu insana, sıkıntılı insana ekstra bir borç gelmesi gibi bir şey bu. Peki aydınlığa çıkmasın mı? Karşı mıyız buna? Elbette çıksın. Bu noktada karşılıklı iddiaları görüyoruz. Sedat Peker ilginç bir kişilik. Yani İçişleri Bakanlığı'nın organize suç örgütü diye suçlamasına asla değilim diyor. Kendi buna bu şekilde cevap veriyor. İşte Hakkında geçmişte birçok hapis yattı, e, gasptan, cinayete azmettirmekten, hürriyet alıkoymaktan şeklinde Nisan ayında bir operasyon oldu. Ve o operasyondan sonra Sedat Peker konuşmaya başladı. Daha önceki konuşmasında e, direkt Berat Albayrak'ı suçlamıştı. Yurt dışına çıkış nedeni olarak onun <laughs> baskı sonucu çıktığını ancak bir başka videoda da e, yanlış anlaşılma olmuş filan dedi. Aslında onun haberi yokmuş, onun adına birileri yapmış gibi. Son videolarında ise Pelikan grubuna Serhat Albayrak'a sabah Türk Hazmetya'nın başında kişiye ve arkasından Mehmet Ağar'a Süleyman Soylu'ya binlerden. Şimdi bunun anlamı ne? Nasıl okumalıyız tabloyu? Hakikaten arka plandaki iddiaların gerçekliğini net olarak bilmiyoruz. Ama doğruyu söyleyenle doğru ayrı bir şeydir. Bazen bir kişinin söylediği şeyler doğru da olabilir ama maksat farklı olabilir. O doğrular bu Sedat Peker'in <laughs> ilginç bir kişilik demiştik. Yani bir tarafta hayırsever iş adamı, bir tarafta Türk Hakan ünvanı var, bir tarafta e, toplumsal bir kişiliği var. Bugün parti kursa Türkiye'de ben şuna, şuna, inanıyorum. Küçük şu an yeni kurulan partilerin tamamından fazla oy alacak bir sempatizan kitlesi de var. Bunun nedeni bizim toplumumuz tarihten beri kabadaylık şeyine bir şeyi var. E, duruşa karşı nedense bir hürmeti var. Yani Robin Hood gibi bakıyor olaya. Aslında böyle mi? Yani böyle mi bakmak gerekiyor? Şimdi Sedat Peker'le ilgili e, devletin yani İçişleri Bakanlığı'nın e, hazırladığı dosyalar var. Sedat Peker'in de buna karşı iddiaları ne diyor? Ben devlete karşı değilim ama şahıslara yönelik hareketimi de çekerim diyor. Yani benimle uğraşana ben de uğraşırım diyor. Şimdi soru şu. Sedat Peker bunu bir intikam öç alma duygusuyla mı yapıyor? Madem ben yandım siz de yanın. A şıkkı bu. B şıkkı kendisi her ne kadar beni bazı siteler diyor Amerika ile işbirliği yaptığımı düşünüyor ama öyle değil diyor. Mümkün değil diyor. Ben devlete bu noktada zarar vermem diyor. B şıkkı bu mu? Bunun üzerine duracağım. C şıkkı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu an Dubai'de biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Dubai'nin özel bir konumu var. Türkiye'ye karşı tüm faaliyetler, tüm Baş kaldırılan sesler Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkar e, çıkmaya 15 Temmuz'da da orada finans aktarıldığına dair meşhur Filistin'in başına getirmek istediği Dahlan'ın da orada olduğuna dair Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin bir özel ordusu var paralı Eskadı Blackwater daha kadar akademi onun da orada bir üssü olduğuna dair medyadan haberleri okuyoruz Dolayısıyla Konuşulan doğruların nerede konuşulduğu da önemli bir şey. Doğru mu değil mi o da ayrı bir şey de. Ya Birleşik Arap Emirlikleri'nde yükselen bir ses var şu an. Öyle bakıyorum ben. E, elbette ki bunu devlet her kelimeyi e, her ne kadar suçlanan mafyada dense, şu da dense, bu da dense e, medyada her kelimeyi ciddiye alarak üzerine gitmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Nereye evrilmek istediğini ben size anlatacağım. Şimdi Türkiye, her devlette de olduğu gibi Türkiye'de de devletin e, hükümetin içerisinde yani muhalefet hariç lobiler vardır. Birbiriyle çatışan, güç mücadelesi veren. Bu da dinamizmi sağlar zaten. Bu Amerika'da da böyledir. Orada İranlı lobisi, Yahudi lobisi mücadelesi vardır. Ayrıca Ermeni lobisi ayrı. Türklere karşı ortak hareketleri var. İngiltere'de stoflandım var. E, Buckingham Sarayı var. Kraliçe tarafı var. Çatışma halindeler. Almanya'da yine devletin içinde. İran'da Ruhani tarafı var, İran ordusu, bir de devrim muhafızları var, Amenei tarafı. Derin bir çatışma içerisinde tüm devletler zaten hal böyle. Yani çatışmanın enerjisinden hareket eden bir sistem var şu an. Dolayısıyla Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir husumet olduğu medyada çok dillendirildi. Birbirlerine omuz vurduğu sahneler vardı. Medyada biz bunları gördük. Bu çatışma kendi doğasında iktidar mücadelesi vardır. İkisi de AK Parti'de liderliğe oynuyordu. Ee, ve şimdi Berat Albayrak ön şey e, Sedat Peker önce Berat Albayrak arkasından da Süleyman Soylu'ya kişisel olarak e, iddialar ve ithamlarda bulunuyor. Bunlar ne kadar doğru? Şimdi onu bilemem. Yani doğrudur, yanlıştır diyemem. Çünkü benim yaptığım analizi arkadaşlar açık kaynak analizlerinden muhtemel neler olabileceğine dair istihbari bir bilgi değil. Arka planda olmuş bitmiş olayları gazetecile bilebilir. Kulüs bilgisi vardır, fısıltı bilgisi vardır. Fakat benim gazetecide değilim. Bu nedenle bu olaya daha makro düzeyde bakıp bizim devletin başına nasıl bir çorap örülmeye çalışıyor ondan bahsedeceğim. Şimdi Sedat Peker'in Konuşma nedeni nedir? Israrla vurguladığı şey karıma ve çocuğuna yapılan hakaret. Aslında Türkiye'de hiçbir Türk karısına çocuğuna hakaret yapılmasını kabul edilemez. Öncelikle bunu kim yaptı? Burada polis hangi polisse o? Kimse yani. Gezi parkında çadırlar nasıl yakılıp da provok edilmişse toplum. Aynı şekilde orada da bir kripto mekanizma olma ihtimali üzerinde duruyorum. Yani Sedat Peker'in iyi bilen bir akıl provoke etme. Ha A, B, C şıklarını saydım. Bir de D şıkkını sayayım. D şıkkı da içeride birbiriyle mücadele eden gruplar e, el altından bir Sedat Peker'e bilgi vererek de bir tasfiye sürecine mi giriyor? Bu da mümkündür. Peki Sedat Peker devlet dışı bir hareket çeker mi? Kendi iddiasına göre çekmem. Ancak farkında olmadan kullanılabilir mi? Yani e, bu da mümkün. Çünkü olabilir mi? Bu soruları soruyoruz. Böyledir demiyorum. Sadece aklıma gelen sorular bunlar. A şıkkı sadece bağımsız kendi halinde bir öç alma duygusu var. Madem ben yandım siz de yanın. B şıkkı Dubai'deki o malum Türkiye karşıtı olan oda, odağın kontrolünde bir operasyon. C şıkkı malum geçmişte. Joe Biden'ın Türkiye'de iktidarı değiştireceğini darbe değil aslında darbeyi de derdiler. daha önce 15 Temmuz sürecinde başkan yardımcısıydı Joe Biden. Sandıkta devirip e, o zaman biz de zaten sürekli videolarında bahsediyordum. İfşalar gelecek, ifşalar gelecek. Türkiye'de iç kargaşaya neden olabilecek bir hareket gelecek diye sürekli vuruyordum. Peki bu böyle bir operasyon mu? İşte değişik gıda de içerideki birbirini tasfiye olayında kul Sedat Peker üzerinden bir hareket mi var? Sedat Peker bunların hiçbirini bilmiyor olabilir, bilerek de olabilir. Bunlar hakkında emin değilim. Ancak bu soruları sormamıza bir engel de yok. Şimdi... Peker 2019'da gitti. Eğitim için yurt dışına gidiyorum dedi. Karadağ dedi. Daha sonra Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya'dan sahte pasaport verilmiş. 9 polis içeriye alındı. Arkasından Kosova'ya geçti. Deport edildi. E, ve Fas'a gittiği ihbarı gelmişti. Bundan yaklaşık 3 ay önceydi. Bir e, devletten bir arkadaş Amerikalılarla görüşmeye çalıştığını duyduk dedi. Dedim ki eğer doğruysa İkinci bir Rıza Zarrab vakası gelir dedim. Nasıl gelir dedi? Valla Türkiye üzerinden e, Türk Devleti uyuşturucuya çok ciddi bir so çomak soktu bu bölgedeki. Onun üstünden gelir dedim. Ne, neden dedi? Bak şöyle söyleyeyim dedim. Sedat Peker'in geçmişte bir röportajı vardı. 2000 yılının başında e, Swiss Otel'de Kral Dairesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, CIA yetkilisi ve Amerikan uyuşturucu mücadele dairesinin adamlarıyla bir görüşme yaptım dedi. Daha sonra da bu görüşmenin içeriğini açıklayacağım dedi ama açıklamadı. O arada Michael Rubin bir yazı yazmıştı. Ankara'da Erdoğan'a suikast olabilir, bu da Sedat Peker ve Medar üzerinden olabilir şeklinde. Ee, Sedat Peker Cumhurbaşkanı olabilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sedat Peker de ona cevap verdi. Dedi ki sizin devletiniz benimle görüşüyor madem öyle ve dünyanın bir dünyanın birçok yerinde mafya ile görüşüyor. Niye görüşüyor? Devlet mafya mı? sizin devletinizi mafya gibi filan bir çıkışlar olmuştu. Her seferinde de benim Sedat Peker'in e söylediği ben devlete karşı değilim, kişilere karşıyım diye açıklamalara yapıyor. Dolayısıyla bu görüşmede ta o dönemde Amerikan Uyuşturucu Dairesi'nin yetkililerinin görüşmesinden hareketle bu adamlar dedim elinde sonunda Türkiye'yi bir noktaya getirmek istiyorlar. Bundan dolayı ikinci Rıza Zerrab vakasıyla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun dedim. Tabii ki bu bir tesadüf mi yoksa ee, kurgu mu onu bilemiyoruz. Şu an konuşuyor. Konuşmada da toplumsal bir karşılığı var. 3 milyondan fazla videoları izlenmiş. Yani e, ve bahsettiği birçok konu zaten doğru. Toplumun bildiği konular. Fe, paralı FETÖ'lüler dışarıda, parasızlar içeride. Bu Türkiye'de de seslendirilmişti. Bir FETÖ çetesi falan şeklinde medyada da çıkmıştı. Böyle tür iddialar vardı. E, kamuoyu toplum bunu görüyor. Benim dünkü Bahsettiğim, benim birkaç gün önce sıkça vurguladığım e, geçim noktasında problem var Türkiye'de. Devletin birinci önceliği hükümetin bu noktaya el atması, bir yardım organizasyonu kurmasından falan bahsediyordum. Peker de aynı şeyleri söyledi. Yani pide alamadığı için insanlar sıkıntıda e, 65 yaş üstü eve tıkandı filan. Toplumun genel şeylerini söylüyor. Bunları söylüyor. genel kabul edilen şeylerden sonra kritik şeylere giriyor. İzmir limanına diyor bir uyuşturucu gelmişti. Kimindi o? Bir araştırın bakalım diyor. Aslında püf nokta burada burası arkadaşlar. Yani gelinmek istenen nokta burası. Şimdi Sedat Peker'in kendi açıklamalarının dışında, hadi diyelim ki devlet karşı değilim diyor. Bazen bir olay var ki bir kişi açıklama yapar ama o bir şeyi tetikte farkında olmadan direkt olay başka yere evrilebilir. Şimdi, Dünyada uyuşturucunun önemli bir kısmı nerede? Büyük çoğunluğu hatta Afganistan'dan üretilir, dünyaya dağılır. Afganistan'daki yönetim boşluğunu neden olan, oraları kontrol eden hakim Amerika Birleşik Devletleri. Genelde istihbarat izin vermeden bir uyuşturucu trafiği mümkün değil. Dünyada hele hele de Amerikan istihbaratının dışında daha önceki daha önceki bir videoda size bunu detaylı bir şey Kolombiya videosunda, videosunda anlatmıştım. Amerika Birleşik Devletleri daha komünizme karşı yani sola karşı Güney Amerika ülkelerinde orduları eğitiyordu 2000 yılına kadar. 2000 yılından sonra da orduları uyuşturucuya karşı eğitmeye başladı. Her ülkenin ordusu önce Karayipler'de Amerikalı'nın bir askeri okulu vardı. Daha sonra Amerikalıların askeri okulu adı altında Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı askeri okulu adı altında tüm Güney Amerika ülkelerinin subaylarına eğitiyordu. 2000'den sonra da bu eğitim Kolombiya'da başladı. Şimdi birleştireceğim olayları birbirine bir, bir, bu benim şahsi analizim. Yani doğrudur, yanlıştır demiyorum. Sadece bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum. Eee şimdi haber okuyacağım size bir tane. Diyor ki Amerikan uyuşturucu da, uyuşturucu ile mücadele dairesi 15 gün önce bir haber yayınlandı bir sitede. Orada Amerikan Uyuşturucu Dairesi diyor ki ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi yayınladığı röportajda Puerto, Porto Bolivar Limanı'nın Yilport Holding'in işletmesine geçtiği 2016 yılından beri limanda yakalanan uyuşturucu miktarının 9 kat attığı belirtilmektedir diyor. Yani Yilport, Yilport Türktür kökeni. Sivas'ta adı İsmail Samsun'da kendi ifadesinde Yüksel Yıldırım'ın, Yılport Limanı'nın sahibinin, 7 ülkede 20 limanımız var bizim diyor. E, kendi ağzından hayat hikayesini geçmişte okumuştum. Sivas'ta İsmail de Samsun'a gidiyor. E, yüksel oluyor. İTÜ'yü bitiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada arkada Robert. Robert diyelim. Hadi. Şimdi bu kişinin işlettiği. Daha sonra Holding diyor ki Yılport biz diyor. Bu diyor e, trafik işlemleri Trafik diyor 9 kat arttı diyor miktarı bu diyor yakalanmadır diyor. Biz zaten Amerikan İç Güvenlik Servisi ile beraber çalışıyoruz diyor. Dolayısıyla bu sürecin sonunda gelecek nokta burası. Bunun anlamı ne? Bundan da bahsedeceğim. Birkaç tane olaydan bahsedeyim. Burada girdiğiniz zaman arama motorlarına şöyle bir şey çıkar. Özellikle 2020'de çok ciddi Türkiye'de uyuşturucuya, Yakalanmalar var. yani Türkiye tarihinde olmadığı kadar ciddi bir uyuşturucu yakalaması var. Ee, şöyle bir anımı da anlatayım. Sevdiğim bir dostumun kayınbiraderi kurtarma gemisi var e, Anadolu yakasında. Bir gün Kolombiya'dan geliyorlar. Bir gemi var bunu kurtarır mısınız? Tayfa başı 10 bin dolar veririz diyorlar. Size de 500 dolar veririz. E tayfalar bir ayda iş bitecek 10 bin dolar iyi para. Tamam diyor bunlar. Atlıyor gidiyor. Dünyadan habersiz e, gariban gemiciler gidiyorlar Kolombiya'ya. Kolombiya'da diyorlar ki ya biz bir gemiyi kurtardık. Fakat bir başka gemi var İspanya'da siz gidin onu kurtarın. Ayrıca onun içinde para verelim size. diyorlar. Ve birkaç gün misafir ediyorlar onları orada. Bunlar çıkıyor İspanya'ya bir de oradan para alacağız diye. İspanya'da polis bunları yakalıyor. Bakıyor ki uyuşturucu konmuş gemiye. Dolayısıyla bu adamlar feda ediyorlar burada. Sistemden habersiz gariban Türkleri iki buçuk yıldır da orada yatıyorlar. Bunlar ilk kayınbiraderi bana söylemişti. İlk bir hafta ya bizim suçluluğumuzu anlarlar. Bir haftada bizi bırakırlar diyordu. Ama iki buçuk yıldır yatıyorlar. Şimdi bazılarını da kurban ederler bu şekilde. Ee, ve o olay aklıma geldiğinde eyvah dedim. Bu dönüp dolaşıp Türkiye'nin başına patlatacakları bir şey. Çünkü PKK'nın finansının uyuşturucudan kaynaklandığı hep medyada konuşulur, anlatılır. Uzmanlar da bunu hep böyle söyledi bu zamana kadar. Son dönemde PKK'nın uyuşturucu trafiğini devlet kontrol altına aldı ve para olmadığı için de örgüt Türkiye içerisinde operasyon yapamaz hale geldi. Ve burada şimdi devletlerin kendi örtülü operasyonları var mıdır? Var. Her devletin var. mesela bir tane örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tukaka yaptı değil mi? Hümeyni devriminden sonra Amerikan elçiliği basıldı. İran'ı şeytanlaştırdılar. İsrail İran'a hakeza birbirine sürekli savaş halindeler. 1986 yılında İran geç skandalı patlak veriyor. O patlakta Amerika'da İsrail'den İran'a silah sattırmışlar. Reagan döneminde Reagan bunu kabul etti daha sonra. Silah satıyorlar. Elde ettikleri parayla da Nikaragua'da Amerikan karşıtı olan yönetimi devirmek için Kont gerillaya, oradaki gerillalara bu parayı aktarıyorlar. Çünkü uluslararası istihbarat operasyonlarında legal para çok zor kullanılıyor. Bu tip illegal paralardan hareketle kullanıldığı varsayılıyor. Ve bu ortaya çıktığında o dönemde şöyle bir yabancı medyada şöyle bir şey okumuştum. E son dönemde yani Rıza Zarrab olayında İran tarafından e, bu İsrail'den silah alma içinde işin içinde olanlardan biri de Rıza Zarrab'ın babası diye bir iddia vardı. İddia diyorum çünkü bilmiyorum sadece haber. O durumda ortaya işi çıkıyor. Eğer orada e, Amerikan istihbaratı ile babası işbirliğine girmişse Türkiye'de de girebilir mi? Ben bunu okuduğumda önemli bir yetkiliye bak dedim. Eğer bu doğruysa daha o zaman Zaza Arab'ın yurt dışına çıkma falan yoktu. Bu kaçar ve konuşur dedim. Başınıza iş alırsınız. Dolayısıyla buradan neye geliyoruz arkadaşlar? Siyaset yapan birinin ısrarla vurguladığım gibi uluslararası işler nasıl dönüyor? Bunları çok iyi kavraması gerekiyor. Para için pat diye ortaya atıldığında oltaya takılan yemi atlamış gibi hem kendinin başını belaya sokar hem devletinin başını belaya sokar. Çünkü halk bu tip şeyleri bilmez. Şimdi son dönemlerde Türkiye'de enteresan şeyler oluyor. Mesela bu Cihat Yayıcı Paşa'nın neden emekli edildiğini, emekliliğini istediğini bir türlü anlamış değilim. Mavi Vatan'da ve Doğu Akdeniz'de bu kadar yetkin etkin olan biri neden tasfiye edildi soru bu. İkinci bir olay anlatayım size. 2020 Ağustos ayında Kocaeli'nde bir liman. Limanda arama yapılıyor. Bir ihbar geliyor. Burada uyuşturucu var. Arama yapıyor üç tane memur. Biz diyor aradık. Dedektörle de aradık. Uyuşturucu yok. Temizliği rapor düzenliyor. Daha sonra Kocaeli Gümrük Müdür Yardımcısı o bölgedeki kendisi gidiyor. Araştırma yapıyor. Uyuşturucuyu buluyor. Ve o dönem medyada da çok da konuşuldu bu konu bulduktan sonra aradan biraz zaman geçiyor. 2021 Şubat ayında bu kişi teftiş kuruluna çekiliyor. Soru şu, madem bu kadar Cumhuriyet tarihinin en yüksek uyuşturucusunu bulan bir kişi var. Çok fazla miktarda buluyor. 5 ton. E bu kişi niye müfettişte alıyor? Bu kişi harcandı mı şimdi? Dolayısıyla devletin kılcal damarlarında dolaşan, operasyon yapan kripto bir mekanizma var. Siyaset yapan herkes önce devletin temel yapılarını iyi bilmesi gerekiyor. Uluslararası nasıl dönüyor bu işler, uyuşturucu trafiği nasıl döner, insan kaynağı nasıl yönetir, istihbarat hangi şeyleri kullanır iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi Michael Rubin denen şahıs Amerikan istihbaratının kalem olduğuna dair neokoncu medyada çıkan bizim yazılı hava sürekli olarak da o dönemde Türkiye'nin gelecekte mafyalaşacağını filan söylüyor. Sedat Peker Mehmet Ağrı dikkat çekiyor kendince. Şimdi geldi o noktada olay e, durdu Türkiye'de. Türkiye'nin, devletin kendi bir mekanizması var. Mesela geçmişte rahmetli Abdullah Çat diye devlet Ermenilere yönelik operasyon yaptırdı mı? Resmi olarak açıklanmasa bile yaptırdı. Üstü örtük operasyonlardır bunlar. E, kendi çocuklarını devlet yerse ne olur? İş yaptıracak adam bulamaz. Bugün birçok kişi hapiste yatıyor, mağdur oluyor. Ama devleti için eyvallah diyor, bakıyorsun. Dolayısıyla kullanılacak kişilerin seçimi, onun korunması, kullanması, hele hele de Sedat Peker'in yurt dışına çıkılmasına nasıl müsaade edersin? Çünkü o kadar farklı ilişkiler olmuş, bu görünüyor zaten. Ve dolayısıyla bir kere daha dikkat çekiyorum. Karısına ve çocuğuna hakareti kim yapmışsa oradan başlamak lazım bu işe. Çünkü o sıradan bir şey değil. Gezi park olaylarında olduğu gibi. Şimdi AK Parti'nin kendi içinde bu tip şeylerde oh oh liderle oynayan biri tasfiye olur, biz de burada seviniriz falan diyenlerin görmediği bir şey var. Burada dikkat edilmesi gereken bu operasyon basit bir operasyon değil. Partiyi aşan bir operasyon. Bu nedenle buna e, hükümetin de arka planında devletin de bu olayı vatandaşa doğru izah etmesi lazım. Susmadan hayır öyle değil böyle. Şimdi Mehmet Ağar'ın açıklamalarını gördük. Öyle bir şey yok diyor. Kendisi Bodrum Marina ile ilgili uluslararası bir yat limanı sonuçta. En büyük limanlardan bir tanesi. Ve yarın bir gün önümüzdeki günlerde Amerika'dan şöyle bir açıklama göreceğiz. Biz bu olayları araştırdık. Türkiye Avrupa'ya giden uyuşturucu trafiğin Türk devleti yapıyor derseniz hiç şaşmayın. Bununla ilgili kişiler var mı? Yapan muhtemelen vardır. E, artıyor mu bu? İstanbul'da her kişi de var. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bunun kontrol altına alınması gerek mi? Gerek. E o zaman bu e, Rıza olay üzerinden Halk Bank'a bir kara para suçlaması var mı? Var. Başımıza artacak bir şey var mı? Var. O zaman şimdi Türkiye'nin Amerika İran'la iş, bil, iş yapmasına, ticaret yapmasına Amerika karışamaz. Ama onun bankacılık sistemini kullanırsan karışır. O zaman uluslararası şey, Amerika'nın bu noktada neler daha önceden olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Daha önce anlatmıştım. 2008-2009'da en büyük Salomon Brothers kardeşlerin iflasında Amerika'da finans krizinde en büyük batak Dubai şehri olmuştu. Nedeni de İran'la iş yaptığı noktasında Dubai'deki bankalar İran'ın uzak doğuyla iş yapmasında kullanılıyordu. Aynı sahne Türkiye'de gerçekleşti. Siyaset yapan kişilerin lüks ve paraya düşkün olursa eğer oltaya takılan yeme eee Yeme düşer, onu atlar. Hem kendini hem devleti çok zor durumda bırakır. Türkiye'nin onca sıkıntısı varken buyurun bir de bununla uğraşın. Şimdi i̇ran Geyit olayında Reagan bunu kabul etti, açıkladı. Doğrudur dedi. Yalanlayamadı, ortaya çıktı çünkü. Amerika'da kalkıp bağırsak temizliği falan dendi mi? E, devletin gizli operasyonu dendi. Aynı şekilde İsrail'in gidip İran'da e, suikastlar yaptı filan. Hukuk dışı bir olay. Tüm dünya bunu görüyor. İsrail hukukuna da aykırı bir olay. Fakat İsrail'den ses yükseldi mi? Hadi bakayım temizleyin şunları diye. Hayır. Bu iç muhalefette şu an bu nokta üzerinden gidecektir iktidarın üzerine. Ee, bu tip şeylerde siyasetçi, özellikle siyaset yapan kişiler, devletin arka planı demiyorum. Oraların çalışma şekli farklıdır. Birçok şeyi görüyorum ama bunun da böyle ulu orta açıklanması çok da doğru görmüyorum. Siyaset yapan kişilerin e, suçlu kabul eden herhangi biriyle yakınlığı çok doğru karşılanmaz. Bu daima siz bir şekilde. Madem yapıyorsun, e, bunun daha sonra bir şekilde ortaya çıkıp çıktığında da savunmanı ya da neden olduğunu anlatmak gerekiyor. Şimdi olaydan başka bir şey daha değineyim. Geçmişte yeraltı dünyası bilinen dünyada e, ülkücü milliyetçi kesim etkindi. AK Parti döneminde toplandı, içeriye atıldı. Kim hakim oldu? Bu halk arasında konuşulan konu. PKK genelde gidin e, tüm sahillerde etkin. Yani eğlence mekanlarında İstanbul'da birçok yerde etkin. Son dönemde devlet el attı. E, trafiği bir çomak soktu trafiğe. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Afganistan'dan çekilirken barış görüşmelerde Türkiye genelde uyuşlu trafiğinde izlenen yol şöyle olduğu iddia ediliyor. Afganistan, İran, Türkiye, buradan Balkanlar, oradan Avrupa gibisinden. Bir de şimdi Kolombiya'daki olaylar çok sık yakalanmaya başladı. Kolombiya'yi ne olduğunu bir Amerikan üstüdür, bir devletten daha çok Amerikan üstüdür orası. Dolayısıyla istihbarat örgütleri karşılıklı birbirine tuzak kurar mı? Kurar. Bu nedenle yapılan her şeyin, hele de şöylesinde bir dijital çağda saklı gizli kalma şansı yok. Şimdi e, hükümetin kendi Çinliklikler Partisinin bir Liderlik mücadelesi var ama bu mücadelelerin boyutları partiyi aşaraktan devlete zarar verme noktasına asla gelmemeli. Çünkü e, bununla dikkat etmek gerekiyor. Bu bir parti ve ilk, muhalefetin de bu noktayı ele alırken elbette ki hakkıdır. Neyse iddiaları araştırırsın, e, üzerine gidilsin ve aydınlansın. Halk da bunu bekliyor zaten. Evet araştırırsın, aydınlansın. Amerika'nın gizli operasyonlarından bahsettim size Uluslararası. Şu an Halk Rıza Zarrab üzerinden e, kara para yaftası Türkiye'ye vuruldu. Sedat Peker üzerinden de kendisinin bundan bilgisi olduğunu ben çok da zannetmiyorum olayın bu boyutlara gelebileceğini. Bu noktadan da Türkiye'ye uyuşturucu noktasında bir yafta vurulacak gibi. Sedat Peker olayı uyuşturucu noktasına evrilecek. Bunun temel nedeni de Türk Devleti'nin PKK üzerinden yapılan şeye çomak sokması tamamen. Bugün bitme noktasına geldi. Yurt içinde eylem yapamıyor PKK. Başrolde kim var? Burada Süleyman Soylu var. Başrolde kim var diye olan isimler var. Şimdi e, bir kere daha geçmişte olduğu gibi milliyetçi bir tayfa tasfiye edildiğinde PKK hortladı çıktı. Bu kimin? AK Parti hükümeti sayesinde oldu. O dönemde oldu. Halk bundan çok rahatsız. Şimdi ikinci kez yeniden daha güçlü bir PKK'ya e, terör örgütünün daha güçlü bir organizasyonu kurulsun gibi bir e, ona yönelik bir çalışma var. Dolayısıyla Sedat Bekker'in kendin kendine yaptığı açıklamalar bir şekilde e, hepimiz görüyoruz bunun ne anlama geldiğini ama bunun üstünden belki bu farkında değil başka bir yere evriltecek bir olay. Dolayısıyla bu geçmişte bir susuluk olayı oldu. O dönemde ciddi karıştı. 2001'de hatırlayın bakalım. Hükümet düşerken Alaaddin Çakıcı'nın bant kaydı ortaya çıkmıştı. Bir televizyona bağlanması falan derken ortaya mafya, siyasetçiler dedik. Küp diye hükümet düştü. O dönemde şöyle bir bakıyorum ben. O dönemde bile bir istihbarat organizasyonunu görüyorum. Şimdi de arka planda sofistik bir zekanın, sofistik bir aklın anlayabileceği bir istihbarat operasyonu var. Arka planda basit şey değil bu. Büyüyecek, derinleşecek. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir adamı tutmazlar. Mümkün değil. E, Türkiye'nin e, ilişkilerinde en kötü olduğu ülke. Dediğim gibi bir kere daha söyleyeyim. Peker'in burada Amerika'da işbirliği var demiyorum. Akla geliyor. Yok Dubai'ler, Dubai, emiriyle var de, akla gelebilir ama bilmiyoruz yani ne olduğunu. Belki sadece o kendi intikam almak için bu tip şeyler geçmişte yedip içtiği insanları ifşa ediyor. Bak böyle böyle de yapmıştık diyor. Ya yani normal şartlarda olacak bir şey değil. Akıl almaz bir şey bu. Yapılması gereken şey iddiaların üzerine tek tek gidilerekten doğru mu değil mi kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. İktidar partinin içindeki iktidar mücadelesinin i, i, yarışın devleti ve Türk devletinin yaftalayıcı bir yere evrilmemesi noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işi getirecekleri şey arkadaşlar Türkiye'nin e, Türk devletinin uyuşturucuya bulaştığı, bunu organize ettiği filan. Bunu ilk açıklayan e, şeyler 2000 yıllarının başındaydı. Anlattım. Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Sedat Peker de niye görüşüyor o dönemde? Kişilik tahlillerini ve analizlerini iyi yaparlar. Yani daha sonraki Sedat Peker diyor ki bir röportajında da Mete Bülger isimli bir eski milletvekili yine Amerikan Büyükelçisi'nin benimle görüşmeyi istediğini söyledi diyor. Daha öncekiyle görüşmüş birincisi daha görüşüyor. İkincisi daha görüşüyor. Ben de dedim ki diyor Met abi bu iş bizi yakar bak şey yapalım. Yani bu iş bizi yakmaya noktasına doğru gidebilir diye cevap vermiştim. O da bana hak vermişti diyor. 2000 yılından beri çalışılan bir konu şu an Türkiye'nin gündemine oturdu. Covid nedeniyle zaten yeterince bir stresimiz var. Dijital dünyaya geçişte yeterince adım uyduramıyoruz. Buna yönelik adım uyduramıyoruz derken yani teknik anlamda bahsetmiyorum. Sosyolojik anlamda bahsediyorum. Alın şimdi gündemimizde nur topu gibi bir tane daha problemimiz oldu. Ve iddialar ne kadar doğru, doğruluğunu bilmediğimiz şeyde evet bu böyledir ha filan üstüne atlayacak konumda değiliz yani. Ben de sizler gibi izliyorum arkadaş. Sadece bunun sıradan bir olay olmadığını, uluslararası bir organizasyonun bir ürün olduğunu, bunun da muhtemelen Joe Biden'ın ne diyordum, Türkiye işten muhalefet ettikler birbirine düşürecek bir şey olabilir diye. Şu anlamda birçok kişi siyaset yapan, konuşsa birçok kişi güme gider. Çünkü e, beraber kendi aralarında yaptıkları işler zaman geçip de düşmanlık olduğunda, ifşa olduğunda, bu diğer kişiyi de yıpratır, konuşanı da yıpratır. Şimdi Sedat Peker'in dönme noktasında bir umudu kalmadı. Ben öyle görünüyor, gayet kendinden emin. Ben yanacaksam siz de yanın diyor. Ama kişiler mi yanar, bu devleti ateşe mi verir? Bunu çok da düşündüğünü zannetmiyorum şu an için. Toplum olaraktan gergin bir dönemde psikolojimizin ciddi anlamda sıkıntılı olduğu bir dönemde gündeme gelmesi nedeniyle yoğun bir ilki gördü. Ee, çok detaylara girmiyorum. Zaten dinliyorsunuz, biliyorsunuz. Konuştukları şeylerin çoğu milletin gündeminde olan zaten problemler bunlar. Yaşadığımız problemler. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin bu noktada yönetenlerin e, Amerikan Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin bu noktadaki raporlarını iyi takip etmeleri, Türkiye'nin başına bu noktada bir çorap örülmek istediğini, eğer bu işe karışan Türkiye'de kim varsa da kulağından tutup gerekli meclislerde bunun hesabının sorulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün kadın cinayetleri olsun, toplumsal cinnet geçirmede olsun baktığımızda kişi ya alkolü ya uyuşturucu almış oluyor. Her sok sokakta daha önce de ifade etmiştim. Uyuşturucu satılıyor. Bunu önlenmeden suç dönlenemez. Yani e, önlenmesi lazım bu olayın bir an önce. E, bu olay gündemi meşgul etmeye devam eder. Eğer Peker kendi adına bir intikam hareketiyle konuşmuşsa zaten bir hadi bir video daha çeke bırakır. Ama eğer başka bir hikaye varsa işin içinde bu video serisi devam eder arkadaşlar. Ben de merak ediyorum neler açıklayacak. Bunun içeride yansımaları olacaktır ve büyük bir e, yani çok farklı sonuçlar çıkabilir burada. Ama e, devletin de bu olayı ciddiyetle takip ettiğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Zamanı geldiğinde yeniden yorum yaparım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.